Evet, şimdi de kesmelere artık girelim ve Emlik'le konuyu bağlayalım. Çünkü işin temelinde bu kesmeler var, hep konuşuyoruz. Hiç bilmeyenler için başından birazcık anlatalım. Şimdi kesme adı üzerinde interrupt İngilizcesiyle bir durumun, bir olayın kesilmesi, araya başka bir şeyin girmesi anlamına geliyor. Şimdi normalde bizim işlemcilerimiz aynı anda tek bir işlem yapabiliyorlar. Tabii bu bahsettiğimiz tek çekirdekli işlemler için geçerli. Şu andaki bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, birçok elektronik aletle artık çok çekirdekli işlemciler kullanılıyor. Ama tek çekirdekli işlemcilerin kullanıldığı zamanlarda da bilgisayarlarımızda aynı anda birçok işlem yapabiliyorduk. Yani aynı anda müzik dinleyip, internetten bir şeyler indirip, Word'de de yazı yazabiliyorduk örneğin. Aslında işlemcilerin bu özelliği çok hızlı işlem yapıp, bütün işlemleri, diğer yapmaya çalıştığımız işleri aynı andaymışçasına yapmalarından kaynaklanıyor. Ama aynı anda, yani tek bir anda bir işlemci aslında tek bir komut işletebiliyor. Şimdi bizim bu kullandığımız mikronetleyicilerin çekirdeğindeki işlem, yani işlem çekirdeklerinde de bu geçerli. Aynı anda tek bir işlem komutu işletip, adım adım her komutu işletip bizim verdiğimiz adımları gerçekleştiriyor. Yazdığımız C kodları biliyorsunuz arka planda aslında kendi komut setindeki komutlara çevriliyor. Fakat kesme denilen sinyallerle, yani işlemcinin donanımsal olarak aldığı bir sinyalle kesme hatlarından o anda işlettiği komutu tamamladıktan sonra başka bir yere dallanıp başka komutları işlemesi ve tekrar geri dönüp kaldığı yerden devam etmesi. Kesmeler bu mekanizmayı bize veriyor. Şimdi kesmeler aslında neyin alternatifi diye bakacak olursak, biz hatırlayın işte ilk yaptığımız örneklerde butona basıp LED'i yakmıştık. Peki butona basıldığını nasıl anlamıştık? Sürekli butona basıldı mı? Buton fonksiyonundan bir döndü mü? Bir değeri dönüyor mu diye bakmıştık. Bunu aslında yoklama yöntemi diyoruz. Bu yoklama yöntemini de gerçek hayatta şuna bak benzetebiliriz. Bir kargo paketi beklediğinizi düşünelim kargoculardan. Ki Türkiye şartlarındaki en son kargocuların durumu tabii çok kötüydü. Şu anda muhtemelen hala öyledir. Farz edin ki kargocumuz eve gelip zile basmıyor. Sadece siz balkondan siz görürseniz alabiliyorsanız kargonuzu öyle düşünelim. Ki gerçeğe de yakın bir senaryo. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Biz evde otururken sürekli kargo beklediğimiz bir günde balkona çıkıp sürekli işte kargocu geldi mi, geldi mi diye bakmamız gerekiyor. Buna işte yoklama yöntemi diyoruz. Bunun bize zararı ne? Bunun bize zararı evdeyken yaptığımız işi sürekli kesip, belki film izliyoruz o anda. Sürekli filmimizi duraklatıp veya televizyondaysa duraklatma şansımız da yok. Çıkıp balkona bakıp tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Hatta belki birazcık geç çıksak balkona çıkmayı ertelesek belki kaçıracağız gelen kargoyu. Böyle bir zararı bize olabilir. Dolayısıyla işin akış aşamasında böyle bir çizim var diyebiliriz. Yani kargocu geldi mi hayır diye böyle devam bir loop'ta dönüyoruz. Yoklama metodunun aslında temel esprisi bu. Şimdi kesmelerse bize bir olay oluştuğunda bize direkt haber verilmesi demek. Yani aslında kargocunun gelip zile basıp ben geldim diye haberini vermesi biz de kalkıp işimizi kesip kargocudan paketimizi teslim alıp onu göndermemiz ve kaldığımız yerden işimize devam etmemiz demek oluyor. Ki bu en verimli yöntem. Çünkü sürekli kontrol etmektense bir kere işimizi kesiyoruz. Gerçekten o işin oluştuğunda, o olayın oluştuğunda kalkıyoruz, işi halledip geri dönüyoruz. İşte CPU'ların da belli sinyaller, CPU ile entegre olarak çalışan bu sinyallerle, CPU o anda donanımsal olarak yani aldığı sinyalle çalıştırdığı komutları farklı bir yere dallanıp farklı komutları çalıştırmaya geçiyor. İşte buna biz kesme mekanizması diyoruz. Bu aslında hemen hemen bütün işlemcilerde olan bir şey. Şimdi ARM kortekslerde tabii ki bu var. Ama kesme kavramı dediğimiz gibi bütün işlemcilerde evrensel diyebileceğiniz bir özellik. Bakın kesme oluştuğunda o anda yaptığı işi bırakıyor diyoruz ama aslında şöyle şeyler de yapıyor arka planda işlemci. O anda yaptığı işe dair bilgileri o anda bir yere kaydetmesi gerekiyor ki döndüğünde tekrar kaldığı yerde devam edebilsin. Çünkü o registerlarındaki değerleri kaydetmezse kesme servis fonksiyonunda da aynı registerlar kullanılacak ve o değerlerin üstüne yazılacak. Dolayısıyla o oraya dallanmadan önce buna context saving deniyor İngilizcesiyle. Yani o anki kontekste gerekli kullandığı şeyleri. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Masanızda bir iş yapıyorsunuz. Araya bir başka iş girdi. Başkası geldi. Çok öncelikli bir işti. O işinizi kaldığınız yerden devam edebilmek adına masanızı olduğu gibi kaldırıp üzerine bir yere kaldırıyorsunuz. Sonra tekrar diğer işi bitirdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilmek için olduğu gibi alıp tekrar masanızın üstünü yerine koyuyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sanki işinizin başından hiç ayrılmamışsınız gibi, başka işe dallanmamışsınız gibi devam edebiliyorsunuz. Ama aslında başka bir işe dallandınız ve arada bir zaman geçti. Yani kesmede bir zaman harcadınız. Bunu unutmayalım. O yüzden kesme servis fonksiyonlarının yazarken hep şunu duyarsınız, şunu söyleriz. Kesme hizmet fonksiyonları mümkün olduğunca kısa olmalı. Yani işimi hallettim hemen çıktım geldim olmalı ki
buradaki ana işimiz aksamasın. Ya çünkü bakın zaman akışında böyle bir akış var bizim. Ana programımız var. O devam ederken bir anda bir kesme geliyor. Kesme servis fonksiyona dalınıyoruz. Sonra ana programımıza geri dönüyoruz. Bu dallanmamızla tekrar geri dönmemiz arasındaki aralık açıldığında ana programımız bakın bu beyaz bölgede aksamış demek. Yani o süre boyunca ana programımızı çalıştırmamışız demek oluyor. Dolayısıyla mümkün olunca kesme servis fonksiyonu işimizi en basit şekilde kargocu mu geldi? Yani al kargoyu kapat kapıyı gönder şeklinde olması gerekiyor. Tüm kesmeleri üreten kaynaklar bakımından belki ikiye ayırabiliriz. Yazılımsal kesmeler ki bir önceki videoda XT biriminden de yazılımsal kesme üretebildiğini gördük mesela biz. Yani yazılım içerisinde çağrılan komutlarla kesmenin üretilmesi CPU'da ya da donanımsal kaynaklarla. Bunların da bir kısmı maskelenebilir kesme deniyor. Maskelemek kesmeyi aslında kesme şartları oluşsa bile CPU'nun kesmeye gitmesini engellemeye maskeleme diyoruz. Maskable interrupt İngilizcesiyle maskelenmeyen non-maskable interrupt. İşlemcide böyle pinler görürsünüz. Non-maskable, NMI diye. İşte bu maskelenemeyen kesme. Yani o kesme geldi mi hiçbir şekilde engelleyemiyorsunuz. Reset aslında buna benzer bir şeydir. Reset de bir kesmedir aslında. Reset pininden o sinyal geldiği anda işlemci tek başa döner. Bunu maskeleyemezsiniz. Kesmenin tetikleme mekanizmasının farkına göre de ayırabiliriz. Yükselen kenarda tetikleme veya düşen kenarda kesme oluşması diyebiliriz. Veya seviyeye bazlı çalışan sistem de olabilir. Yani low seviyedeyken gelmesi veya high seviyeye geçtiğinde gelmesi gibi. Dolayısıyla kesmeler eğer maskelenebiliyorsa biz onu maskeleyip o kesmenin o anda çalışmasını engelleyebiliriz. Yani enable etmek bir anlamda. Kesmeyi yetkilendirmek veya yetkisini almak diyelim. Türkçe terimleri bulmak zor oluyor gerçekten. Şimdi disable'a tam bir Türkçe şey ben uyduramıyorum açıkçası. Vardır muhtemelen ama yetkisizleştirme mi demeli veya işte yetkisini elinden almak diyebiliriz. Şimdi pending register diye bir şey görmüştük XT'de yine. Bir kesme gelmiştir. O bayrak kalkmıştır. Yani kesmeyi evet kesmeye dair şart oluştu. Sinyal geldi ama CPU hala oraya dallanmamış olabilir. Bu bayraklar sayesinde biz kesmenin durumuna bakabiliriz. Pending durumda yani bekler durumda kesme şu anda. Hani CPU'ya birisi elini kaldırdı ama daha CPU ona bakmamış olabilir. Kesmeler arasında öncelikler olabilir. Yani aynı anda iki tane kesme geldiğini düşünelim. Yani aynı anda sizin kapınız çaldı ve telefonunuz çaldı. Hangisine önce bakacaksınız? Bu tamamen sizin belirlediğiniz önceliklerle alakalı. Hangisine öncelik verirseniz önce o yapılır, sonra öbürüne bakılır. Bu da kesme önceliği demek. Interrupt priority. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tabloyu da hatırlayın. İşte ARM'ın sitesinde vardı bunun benzeri bir tablo. Kesme hatlarının sayısıydı. Cortex M0'larda 32 iken M3, M4, M7 modellerinde 240'a kadar çıkıyordu. Hatta üst modellerde belki başka modellerde daha da fazla olabilir. Ve dolayısıyla bizim Cortex M mimarisinde kesmelerden sorumlu bir tane ayrı birim var. MVIC. Nested Vector Interrupt Controller. Yani dolayısıyla çevre birimlerinin ilk kesme istekleri buraya geliyor. NVIC de eğer yetkilendirilmişse bu hatlar sonra başkana çıkıyor diyelim. CPU'ya çıkıyor istekler. Yani NVIC bizim kesme bakanı. Kesme bakanından onaylanınca sinyaller CPU'ya kadar çıkabiliyor. CPU da onların taleplerine bakıyor. Şimdi vektör tablosu diye bir kavram var. Bu data sheet'ten alınan bir tablo arkadaşlar. Data sheet'te bunu görebilirsiniz. Referans manuelde de olabilir. Şimdi peki bir kesme hatlarımız var. Peki bir kesme hattından bir istek geldiğinde CPU nereye dallanacağını nereden biliyor? İşte donanımsal olarak her bir IRQ yani bu kesme hatlarının her birine atanmış adresler var. Ve CPU donanımsal olarak bu adreslere gitmesi gerektiğini biliyor. Yani IRQ hattının ilk sıfırıncısından bir sinyal geldiğinde şu adrese dallanacağı belli. O tabloya da işte arkadaşlar ve o adreslere vektör deniyor. Dolayısıyla dallanacağı yerlerin adresleri bakın. Data sheet'te hard coded olarak bakın bu adresler görüyor musunuz? 88 8C 90 94. Mesela bu timer 7'nin interrupt'ında nereye dallanacağı belli. Dolayısıyla siz işte timer 7 veya neyse hangi çevre birimiyse onun kesmesi geldiğinde hangi fonksiyonun çağrılmasını istiyorsanız sizin bu adrese o fonksiyonun başlangıç adresini koymanız gerekiyor. Dolayısıyla işlemcide o adrese gidip bakıp orada hangi adres varsa bu adreste hangi adres varsa demek ki ne geliyor burada adreste adres deyince aklınıza bir pointer gelsin. Burada tabii fonksiyon pointerından bahsetmiş oluyoruz. Yani bir fonksiyonun adresi oraya dallanacağını biliyor. Şimdi tabii exception denen bir kavram da var ardında. Aslında temelde interruptlar exception denen bir kavramın alt kümesi. Ona şimdi girmiyorum exceptionlara. Exceptionları CPU'nun kendi iç
işlerinden dolayı oluşan kesmeler gibi düşünebilirsiniz, iç kesmeleri. Yani bir olay oluşuyor, bir exception atıyor. Exception oluşuyor diyoruz ona. İstisnai bir durum. Bir yere dallanıyor otomatik olarak. Bakın reset de burada bir exception olarak bulunuyor, dikkat ederseniz. Yani kesme akışında olayımız şöyle oluyor. Çevre biriminden bir kesme isteği geliyor. Eğer işte ayarlarını yaptıysanız, neyse o çevre birimi ve kesme ne şarta göre oluşuyorsa, ki biz XD'yi konuştuk en son. XD'de örneğin bu. İşte bir butondan dışarıdan bir yükselen kenar veya düşen kenar veya herhangi birinin verilmesi. Bu istek Emric'e geliyor. Emric'te yetkilendirilmiş bir hatta bu istek CPU'ya iletiliyor. Örneğin şu anda HAL kütüphanesini kullanıyorsanız, System Tick Timer denilen timer aslında kesmeli modda zaten halihazırda kullanılıyor HAL kütüphanesinde. Delay fonksiyonları için. Bakın System Tick Timer'ın da adresi 3C, işte şu adresmiş. Ve baktığınızda aslında bu Startup S diye bir dosya bulur. S uzantılı bir dosya vardır projenizde. O dosyada Startup S dosyasında şöyle bir bölüm vardır. İşte bunlar o vektör adreslerine yerleştirilmiş fonksiyon isimleridir diyelim, yani fonksiyon pointerları gibi düşünebilirsiniz. Siz dolayısıyla kodunuzda şu fonksiyon isimlerinden aynısından tanımladığınızda o kesme oluştuğunda o fonksiyon otomatik olarak dallanılıyor. Yani System Tick Handler şu isimli bir fonksiyon koyduğunuzda kodunuzun içine, eğer System Tick'in de kesmesi ayarlanıp bir şekilde aktive edildiyse, her kesme geldiğinde System Tick için bu fonksiyon otomatik olarak çağrılıyor. Şimdi biz de bunu XD için gerçekleştireceğiz. Yani XD hattında, ki bizi ilgilendiren bakın XD 4.15, yani XD 4 ile 15 hatları arasındaki herhangi birine bir kesme geldiğinde bu fonksiyon çağrılacak. Ve bu fonksiyon dediğimiz şey kesme servis fonksiyonu. Sıradan bir fonksiyon değil. Yani normalde C kodlarında bir fonksiyonun çağrılması için onun adının yazılıp fonksiyon çağrısıyla, biliyorsunuz, parantezler açıp işte parantez içine argüman alıyorsa argümanları verip parametrelerine, yoksa vermeden çağrılması gerekir. Tek istisnası bunun kesmelerdir. Kesme hiçbir yazılım içinde, kodun içinde görmezsiniz o fonksiyonun çağrıldığını, ama donanımsal olarak gelen kesme sinyaliyle çağrılıyor. Yani bu farkı, bu kesme hizmet fonksiyonları özel fonksiyonlar. Dolayısıyla kesme hizmet fonksiyonları kısa tutmalıyız. İçinden çok fazla fonksiyon çağrısı falan yapmadan, aslında kısa ve öz olmalı mümkünse. Bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi XD'yi de görmüştük. Şimdi Emric'in de özelliklerini gördük. Emric'in tabii ayar fonksiyonlarında bir önceki Emric videosunda da Emric'le ilgili bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bundan sonraki adımda artık aslında uygulamaya geçip XD hattını butonun ayarlayıp kesmeyi oluşturup debug yaparak da gerçekten o kesmeye otomatik olarak dallandığını göreceğiz.